Kanser sadece çocukları değil, yetişkinleri değil, çocukları da tehdit ediyor efendim. Ülkemizde yılda 3500 çocuk kanser teşhisi alıyor. Peki çocuklarımızı çağın vebası kanserden nasıl koruyacağız? Birlikte izleyelim. Çağın vebası kanser sadece erişkinleri değil, çocukları da tehdit ediyor. Çocukluk çağında erişkinden farklı olarak kanser türlerimiz var. Dünya genelinde yılda 0-18 yaş arasındaki 300 bin çocuğa kanser tanısı konuluyor. Ülkemizde ise yılda 3500 çocuk kanser teşhisi alıyor. Yaklaşık yılda 3000-3500 yeni kanser çocukluk çağı tümörü bekliyoruz. Uzmanlar çocukluk çağı kanserinin belirtilerini şu şekilde sıralıyor. Uzun süren ateş, nedeni bilinmeyen ateş, diş eti kanaması, burundan kanamaların olması, lenf bezlerinde aşırı büyümelerin olması, deride böyle toplu iğne başı tarzında ya da daha büyük kırmızı mor çürük ya da belirtilerin olması. Nedeni belli olmayan uzun süreli ateş, diş eti, burun kanamaları, lenf bezlerinde büyüme, deride lekelenmelerin görülmesi. Uzmanlar çocuğunuzda bu bulgulardan herhangi birini tespit etmeniz durumunda aile hekiminize müracaat etmenizi öneriyor. Endişe olmaksızın mutlaka bir önce aile hekiminize başvurmalarını öneriyoruz. Aile hekiminin yönlendirmesiyle gerekirse de çocuk onkolojisine başvurabiliyorlar. Kanser tedavi edilebilir bir hastalık. Tedavide kemoterapi, cerrahi, radyoterapi temel olarak kullandığımız ajanlar. Peki çocukluk çağı kanserinin oluşumunda genetik faktörler mi yoksa hazır gıdalar gibi diğer dış etkenler mi etkili? Uzmanların bu soruya verdiği yanıt şu şekilde. Yüksek gerilim hatlarının bulunduğu yerde çocukluk çağı beyin tümörlerinin daha fazla görüldüğüne dair epidemiyolojik çalışmalar var. Aşırı katkı maddeleri sağlıklı çocuk gelişimi için uygun değil. Çocukların oyuncaklarındaki bazı boyaların içeriği kanseri tetikleyebilecek maddelere sahip olabiliyor. Asıl etkili faktörlerin ne olduğunu bilmiyoruz ve altta yatan genetik faktörler ve immün sistemin bağışıklanmış olmasını bağışıklık sisteminin baskılanmış olmasını kabul ediyoruz. Kanserle mücadelede güçlü bir bağışıklık sisteminin çok önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, çocukların sağlıklı beslenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Daha doğal, daha dengeli beslenmelerini öneriyoruz. Bu tabii ki bu çocukların işte cipsiydi, işte bir takım kolalı içeceklerdi vesaireydi, bunlardan uzak tutmak mümkün olduğunca bunların tüketilmemesini, yani kanser yapacağı için değil, sağlıklı beslenmenin temelini oluşturmadığı için istemiyoruz. Güçlü bir bağışıklık sistemi için anne sütü olmazsa olmazlar arasında bulunuyor. Anne sütü, anne sütü, anne sütü diye 3 kez vurguluyoruz. Şu anda 2 yaşa kadar anne sütünün devamını istiyoruz.